Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, Fazlı Yılmaz, adres Hastane Caddesi, Gül Apartmanı, Merkez Yozgat. Seçimlere yönelik olarak ve seçimden sonrası gerçekleştirmek istediğimiz hizmetlerle, vaatlerle ilgili olarak yerinde basın toplantısı yapacağımızı ifade etmiştik. Bugün bunun üçüncüsünü yapıyoruz. İnşallah gene değişik ortamlarda bu çalışmalarımız devam edecek. Buradaki asıl gayemiz çalışmalarımızı mümkün olduğu kadar halkımızla paylaşmaktır. Bu çalışmaların, bu anlatımların dört duvar arasında kalmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar toplumla da bunu paylaşmak istiyoruz. Çünkü baştan beri hep biz bir şey söyledik. Yozgat'ı birlikte yöneteceğiz diyoruz. Birlikte yönetmenin yolu da bu şekilde bana göre paylaşmaktan geçiyor. Bugün burada toplanmamızın sebebi görüntülerden de göreceğiniz üzere bu bölgede yapacağımız otopark projesiyle ilgilidir. Çünkü Yozgat'ımızın ciddi manada bir trafik ve otopark sorunu var maalesef. Yozgat şehir merkezinde artık trafik içinden çıkılmaz bir hale geldi ve ciddi manada da bir otopark ihtiyacı gözüküyor. Bunun için inşallah Yozgat'ın 3 tane değişik bölgesinde katlı otoparklar yapmak istiyoruz. 3 ayrı yerde. Bunlardan bir tanesi bugün burada bulunduğumuz alanda inşallah inşa edilecek. Bu konuda daha önce de hazırlanmış bir proje hazırlığı var belediyemiz tarafından ama maalesef hayata geçirilemedi. İnşallah biz bu projeyi tekrarlamak suretiyle ve daha farklı bir şekilde, biraz daha işin insani yönünü düşünerek, biraz daha toplum yönünü düşünerek farklı bir projeyle halkımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Burada yapmak istediğimiz şudur. 2 ya da 3 kat yerin altına girmek suretiyle, hedefimiz 3 kattır. 3 katlı bir kapalı otoparktır. Ve kapalı otoparkın üzerini de yeni şehir meydanı olarak düzenlemek istiyoruz. Çünkü insanlarımızın çok ciddi manada oturacak, kalkacak, gezecek, vakit geçirecek, çoluğunu çocuğunu oyalayacak meydan ihtiyacı var, park ihtiyacı var. İnşallah bu üstünü de şu anda bulunduğumuz mekanı da yeni şehir meydanı olarak düzenlemek istiyoruz. Bu arada dikkat ederseniz burada ciddi bir kot farkı var. Bu kot farkından da istifade etmek suretiyle ön tarafta belediyeye bakan kısımda da 20'ye yakın dükkan yapmak istiyoruz. Çünkü bu dükkanların da zaman içerisinde yapacağımız bir takım düzenlemeleri kolaylaştırması açısından ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yani burada 3 tane şey yapmak istiyoruz kısacası. Birincisi 3 katlı bir yeraltı otopark. İkincisi bu otoparkın üzerine yeni şehir meydanı. Üçüncüsü de kottan istifade etmek suretiyle belediyeye bakan bölümde bir takım iş yerleri yapmak istiyoruz. Burada gerçekleştirmek istediğimiz proje budur. Bununla ilintili olarak da mahallelerde ciddi manada durak ihtiyacı var. Çünkü insanlarımız sıcaktan soğuktan etkileniyorlar. İnşallah onunla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Bütün mahallelerdeki güzergahlarda yeni düzenlemeler yapacağız. Çünkü yeni caddeler, yeni sokaklar açmayı düşünüyoruz. O manada güzergahlarda düzenleme olacak. Yapılırken de bütün mahallelerde modern otobüs duraklarını da gerçekleştirmek istiyoruz. Bunlar kapalı duraklar olacak. İnsanlarımız yağmurdan, çamurdan, kardan daha az etkilensinler. Ve daha huzurlu bir şekilde beklesinler. Daha huzurlu bir şekilde gidecekleri yerlere gitsinler istiyoruz. Buradaki gerçekleştirmek istediğimiz proje budur. Gene zaman içerisinde projelerimizi mekanlarında gerek Yozgatlı hemşerilerimizle, gerek parti teşkilatımızla, gerekse siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmak istiyoruz. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Yozgat'ta her vesileyle söylüyoruz, arkadaşlarımız da söylüyor ama ne hikmetse birileri görmek istedikleri gibi görmek istiyorlar. Yozgat'ta AK Parti'nin belediye başkan adayı, parti teşkilatı, ana teşkilat, ilçe teşkilatları, kadın kolları teşkilatları, gençlik teşkilatları birbirine
uyum içerisinde son derece inançlı bir şekilde birbirine güvenerek inançlı bir şekilde gayret içerisinde çalışmaktadırlar. Bunun dışında bir şey arayanlar bana göre abesle iştigal ediyorlar. Başka iştigal sahaları bulsunlar diye onlara tavsiyede bulunuyorum. Bu Yozgat'ın daha hayırlı olur. Ve ikinci bir şey daha söylemek istiyorum. Birileri her ne kadar nasıl görmek istiyorsa, nasıl anlatmak istiyorsa anlatabilir, anlatmaya devam edebilir. Ama inşallah biz de biliyoruz ki, inanıyoruz ki halkımıza, gezdiğimiz yerlerdeki gözlemler de bunu gösteriyor. Yapılan anketler de, anket çalışmaları da bunları gösteriyor ki AK Parti Yozgat'ta çok açık ara öndedir. Sadece bu kadarını söyleyeyim. %60'ların üzerindedir AK Parti'nin oy oranı. İnşallah. İnşallah bunu da halkımızın bilgisine sunmak istiyoruz. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta Yozgat'ta AK Parti belediyeciliği devam edecektir. Ve inşallah bizler aldığımız nöbeti en güzel şekilde devam ettireceğiz. Ve inşallah Yozgat'ı çok daha güzel, çok daha yaşanabilir, çok daha güzel bir kent kimliği olan bir şehir haline getireceğiz. Ve imrenilen bir Yozgat'ta beraberce yaşayacağız, beraberce yaşamak isteyeceğiz. Ben hepinize saygılar sunuyorum çünkü... Çünkü bir programımız daha var. Sizlerle beraber inşallah oraya geçeceğiz. Sayın Bakanımızı, milletvekillerimizi karşılayacağız. Onların da burada programları var. Ben sizleri daha fazla burada tutmak istemiyorum. İnşallah Allah nasip etsin. Bu projeleri birlikte gerçekleştirelim ve daha güzel bir Yozgat'ta beraberce yaşayalım. Temennimiz budur. İnşallah. Teşekkürler. Yani herhangi bir problem gözükmediği için burada burayı net olarak açıklıyoruz. Ama iki tanesini şimdilik açıklamayı doğru bulmuyoruz. Fakat Yozgat'ın üç tane bölgesinde, üç ayrı bölgesinde otopark çalışmamız olacak. Ve Yozgat'ın otopark sorununu hallettiğimizde Yozgat'ta ciddi manada trafikte de rahatlama olacağı kanaatindeyiz.